Merhaba arkadaşlar. Taylor serileri konusuna bu ikinci video ile devam ediyoruz. Şimdi, Taylor serisi ve polinomlarına matematiksel olarak nasıl ulaştığımızı görelim. X elemanıdır R, bağımsız değişken olmak üzere, x0 ve Cn elemanıdır R, sabitleri ve n elemanıdır doğal sayılar olmak üzere, seçilen her x değeri için, gördüğünüz bu toplam ifade, x0 merkezli ve sabit katsayılı bir kuvvet serisidir. Bir kuvvet serisi, R 0'dan büyük bir sabit ve x 0 eşittir a olmak üzere, mutlak değer x eksi a küçüktür r aralığındaki x değerleri için sonlu değerlere sahipse, seri a eksi r ve a artı r aralığında yakınsak olur. Çünkü bu mutlak değeri açtığımızda, eksi r küçük x eksi a, o da küçük r olur. Her iki tarafa a ekleyip, x'i yalnız bıraktığımızda, a eksi r, küçük x, o da küçük, a artı r olarak, a eksi r ve a artı r açık aralığındaki, her x değeri için, serinin sonlu yani yakınsak, bu aralık dışındaki değerler için ıraksak olduğunu görürüz. İşte böyle bir kuvvet serisi, yakınsak olduğu aralıkta, bağımsız değişkene göre bir fonksiyon tanımlar. Bağımsız değişkene göre fonksiyon derken, burada seri tek değişkenli olduğu için, tanımladığı fonksiyon da f, x, yani tek değişkenlidir. İşte bu yazdığımız eşitlikteki seriye, f'nin a noktası komşuluğundaki kuvvet serisi veya Taylor serisi deriz. Eşitlenen fonksiyonun her basamaktan türevleri olduğunu varsayarak, böyle bir kuvvet serisinin a'n katsayılarını, türevle bulmak çok kolaydır. Çünkü bir kuvvet serisinin terimleri, tek tek türevlenebilir ve integralleri alınabilir. Yeter ki, seri toplamında eşitliğin karşısına koyacağımız fonksiyonumuz da, sınırsızca türevlenebilir olsun. Burada x'li terimlerin katsayılarını bulabilirsek, fonksiyonumuzu temsil eden Taylor serisini de bulmuş oluruz. Dediğim gibi, fonksiyonun kendisini ve türevlerini kullanarak, bu katsayıları kolayca bulabiliriz. Bunun için fonksiyonumuzun, x0 eşittir a civarındaki bazı değerlerine bakalım. X eşittir a olduğunda, tüm x'li terimler 0'a eşit olduğundan, c0'ın f(a)'ya eşit olduğu açıktır. Her iki tarafın birinci türevini alıp, türev ifadesinde x gördüğümüz yerlere a yazarsak, c1'i f'in türevi a olarak buluruz. Yine c2 için, bir kez daha türev alıp yerine yazdığımızda, f'in ikinci türevi a bölü 2 eşittir c2 olarak buluruz. Sırayla türev alıp, x'i a'ya eşitlemeyi n'inci dereceye kadar sürdürürsek, gördüğünüz f fonksiyonunun n'inci dereceden Taylor polinomuna ulaşırız. Bu Taylor polinomunun en sonsuza giderken ifadesini yazdığımızda, eşitlik fonksiyonun Taylor serisini verir. Serinin, toplam notasyonu altındaki gösterimini, bu şekilde yazarız. Gördüğünüz ifade, fonksiyonun x0 eşittir a noktası civarındaki Taylor serisidir. Eğer seriyi bir x0 eşittir 0 noktasında açarsak seri gördüğünüz şekle dönüşür. Bunun diğer adı Maclaurin serisidir. Aslında Taylor serisini her aralıkta yazabiliriz. Elimizi tutan yok. Ama, seri toplamının bir anlamı olsun, yani bir fonksiyon tanımlasın istiyorsak, bunu ancak serinin yakınsaklık aralığında yapabiliriz. Çünkü reel dünyada sonsuza giden şeyler, kullanılabilirlik açısından pek bir anlam ifade etmezler. İşimize yarayan anlamlı ve sonlu olan nicelikler, dolayısıyla da, serilerde sonlu değerleri sağlayan, yakınsaklık aralığı kavramı önemlidir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, eğer seri, r büyüktür 0 gibi bir r sabiti için, mutlak değer içinde x eksi x 0 küçüktür r aralığındaki x'ler için, sonlu değerler alıyorsa, x 0 merkez olmak üzere, seri, x 0 eksi r ve x 0 artı r aralığında yakınsaktır deriz. Bu aralığa, yakınsaklık aralığı, x0 merkezden uzaklığı temsil eden r'ye de yakınsaklık yarıçapı deriz. Yakınsaklık aralığı, x0 merkezinden yakınsaklık yarıçapı kadar, eksi veya artı yönde, x eleman r olmak üzere, x'in alabileceği değerleri belirler. Örneğin, x0 eşittir 1 ve yakınsaklık yarıçapı 2 ise, bu aralık eksi 1 ile 3 arasındaki aralıktır. Yani, serinin terimlerini belirleyen x değerleri, bu aralık içinde kaldığı sürece, seri yakınsaktır. Bu aralık neden çok önemlidir? Çünkü, kuvvet serileri, ancak yakınsaklık aralıklarında, sürekli fonksiyonlar gibi anlamı olan sonlu değerler tanımlayabilirler. Örneğin, bundan önceki videomuzda, ln 1 artı x fonksiyonunun, eksi 1 küçük eşit x, o da küçük eşit 1, yakınsaklık aralığındaki Taylor serisini tanımlayarak, bazı sayıların ln değerlerini hesaplamıştık. Yakınsaklık aralığında seçtiğimiz, her x0 merkez değerine göre, ayrı ayrı toplamlar tanımlayabiliriz. Bunun anlamı, x yakınsaklık aralığında kalmak şartıyla, x eleman r olmak üzere, her x ve x0 değeri için sonsuz sayıda seri toplamı, yani fonksiyon değeri hesaplayabiliriz demektir.
Fakat Taylor polinomları, bir fonksiyonu, Taylor serileri gibi birebir tanımlayamazlar. Ancak, belli bir yaklaşıklık ve hata payı ile tanımlayabilirler. Bir fonksiyona daha az hata payı ile yaklaşmak için, ya polinomun terim sayısını artırırız, ya da terim sayısını fazla artırmadan, seriyi, fonksiyonun değerini hesaplamak istediğimiz, yani bize lazım olan noktasına, çok yakın bir noktada açarız. Örneğin, e üzeri x fonksiyonunda e üzeri 2.2'yi hesaplamak için, seriyi 0 civarında açmaktansa, 2 civarında açmak, daha az terimle daha gerçeğe yakın değerler bulmamız demektir. İşte Taylor seri ve polinomları, sürekli fonksiyonları, yakınsak oldukları aralıkta kalmak şartıyla, terimlerinin katsayılarını, fonksiyonun türevleri cinsinden, kuvvet serileri veya belli dereceye kadar kısmi polinomlar olarak temsil edebilme imkanını sağlar. Bu büyük bir kolaylıktır. Örneğin, analitik olarak hesaplanamayan eksi 1'den artı 1'e integral e üzeri eksi x kareyi, Taylor seri açılımı kullanarak hesaplayabiliriz. Hesaplarda, farklı basamaklarda türev işin içine girdiğinden, fonksiyonların sınırsızca veya en azından belli bir dereceye kadar türevlenebilir olmaları gereklidir. Fonksiyonun türevlenebilme sayısı kadar, Taylor polinomunun terim sayısı artırılabilir ve böylece polinom, temsil ettiği orijinal fonksiyona daha çok yaklaşır. Seri ile fonksiyonu birebir temsil edebilirken, polinom temsilinde, fonksiyonun gerçek değeri ile onu yaklaşık olarak temsil eden polinom arasında, hx gibi bir hata payı vardır. Fonksiyonu fx eşittir px artı hx şeklinde yazabiliriz. İşimizi görecek kadar küçük seçtiğimiz hata aralığında fx yaklaşık eşit px diyebiliriz. Belli bir aralıkta tanımlı her fonksiyon için, seçilen belli bir hata payı ile böyle sayısız polinom bulabiliriz. Taylor polinomu, bir fonksiyonun Taylor serisinin, n artı bir teriminin, kısmi toplamlarından oluşan bir dizidir. Bu polinomu, fonksiyonun n'inci basamağa kadar birebir türevlerini alıp toplayarak elde ettik. En sonsuza giderken limit durumu ile de, fonksiyonu birebir temsil eden Taylor serisinin, denge olan ifadeye ulaştık. Bu polinoma ve seriye ulaşmak için, birinci yoldu. Daha önce, Taylor seri ve polinomlarına, matematiksel olarak, birkaç farklı yoldan ulaşacağımızı söylemiştim. Şimdi konuyu pekiştirmek adına, Taylor polinomunu iki farklı yoldan daha elde edelim. Burada açık şeklini gördüğünüz Taylor polinomunun, belli bir hata payı ile fonksiyonu temsil ettiğini biliyoruz. Taylor teoremine göre, tıpkı n'inci dereceden hata payına benzer şekilde, rnx gibi, n'inci dereceden, kalan terimler değeri ile, bu gördüğünüz eşitliği yazabiliriz. Şimdi, analizin temel teoreminden, Taylor polinomu ve kalan terime, oradan da Taylor serisine ulaşmaya çalışalım. Analizin temel teoremi eşitliğinden, sürekli kısmi integraller alıp, genelleştirerek, fonksiyonun yakınsaklık aralığındaki Taylor polinomuna, hata payı ve seriyi temsil eden ifadeye ulaşabiliriz. Analizin temel teoremi gördüğünüz gibidir. Bunun anlamını, aslında daha önce hazine yolu hikayesinde anlatmıştım. Yani, fonksiyonun bir x0, veya a da diyebiliriz, noktasındaki değerini biliyorsak, herhangi bir x noktasındaki değerini bulmak için, fx0 noktasındaki değer ile, bu noktadan x'e kadar olan mesafede, her noktadaki türevlerin toplamını, yani integralini alabiliyorduk. Analizin temel teoreminin anlattığı da budur. Ama biz, tek tek her noktadaki türevleri bilemediğimiz için, hikayemizde bunu yapamayıp, başka bir yöntem bulmuştuk. Burada integral kısmında, kısmi integral almamızın sebebi şudur. Çünkü integralde, bağımsız değişken tek bir parametreye indirgendiği için, örneğin, t zamanı temsil edebilir. Aslında tek bir fonksiyon gibi görünse de, integral, içinde iki farklı fonksiyon barındırabilir. Örneğin, e üzeri t ve t, ikisi de t'ye bağlı fonksiyonlardır. Ama biri üstel, biri polinom fonksiyondur. İkisi çarpım durumunda olduğundan, kısmi integrasyon uygulamalıyız. Kısmi integrasyon formülünün çıkış noktası da, iki farklı fonksiyonun çarpımının türevinden kaynaklanır. Örneğin ut, vt gibi iki fonksiyonun çarpımının türevi, birincinin türevi çarpı ikinci, artı ikincinin türevi, çarpı birinci olarak, böyle yazabiliriz. Her iki taraftaki dt'ler sadeleşirse, du çarpı v eşittir, u çarpı dv, artı v çarpı du olur. Her iki tarafın integrali alınırsa, u çarpı v eşittir, integral u dv artı integral v du elde edilir. Buradan da integral u dv eşittir, u çarpı v, eksi integral v du olarak, kısmi integral ifadesini elde ederiz. Şimdi, analizin temel teoremine, peş peşe kısmi integraller uygulayalım. Burada f'nin türevine u dersek, du eşittir, f'nin ikinci türevi çarpı dt olur. Dt'yi de dv olarak alıp, her iki tarafın integralini aldığımızda v eşittir t olur. Burada eksi x diye bir integral sabiti alabiliriz.
Çünkü, fonksiyonumuz sadece t'ye bağlıdır. Böylece v eşittir, t eksi x olarak yazabiliriz. Bu değerleri kısmi integrasyonda yerine yazarsak, integralin x ve x0 değerleri aralığında, t eşittir x değeri için, bu ilk kısım 0 olacağından ve bu kısımda, eksi işaretini içeriye alıp, t eksi x ifadesini, x eksi t olarak yazabileceğimizden, integrali gördüğünüz şekilde yazabiliriz. Bu ifadeyi, analizin temel teoremi ifadesinde yerine koyduğumuzda, gördüğünüz eşitliği elde ederiz. Yine bu ifadenin de, integral kısmına, kısmi integral uygularsak. Buraları anlatmadan hızlı geçeceğim. Burada yine, f'nin ikinci türevi eşittir u ve x eksi t çarpı dt eşittir dv olmak üzere, du eşittir f'nin üçüncü türevi çarpı dt ve v eşittir eksi x eksi t'nin karesi bölü 2 olarak ifadede yerine yazdığımızda, bu ifadeye ulaşırız. Bunu da, analizin temel teoreminden elde ettiğimiz son ifadede yerine koyarak, gördüğünüz eşitliği elde ederiz. Tüme varım gereği, bunu n eksi 1 için genelleştirdiğimizde, gördüğümüz sonucu elde ederiz. Burada da, integralli kısma, kısmi integral uygularsak, bu ifadeyi elde ederiz. Sonuçta, integraller için, ortalama değer teoreminin bir sonucu olarak, rnx için, bu eşitlik elde edilir. Burada, n sonsuza giderken, rnx'in, sıfıra yakın sayacağı açıktır. İşte bu ifade, fonksiyonun x0 noktasındaki Taylor serisidir. Şimdi de diğer yoldan, ortalama değer teoreminin genelleştirilmiş haliyle, Taylor teoremine, oradan da Taylor polinomu ve Taylor serisine ulaşalım. Ortalama değer teoremini, bu şekilde ifade etmiştik. Burada herhangi bir x ve a aralığında, ortalama türev olan bir t noktası bulabiliriz. Fakat t değerini a'ya yaklaştırdığımızda, ortalama türevden bahsedemeyiz ve eşitlik yaklaşık bir değer alır. Ve böyle gördüğünüz şekilde yazılır. Bunun f'nin a noktasındaki türevi eşittir fx eksi fa bölü x eksi a teğet ile bir yaklaşım verdiğini biliyoruz. Bu doğrusal yaklaşımı a noktasında ikinci bir yön bularak, yani ikinci türevle daha da iyileştirebileceğimizi görmüştük. Böylece, a ile x arasında ft'nin her noktada türevi varsa, ortalama değer teoremini biraz daha genelleştirip, gördüğünüz şekilde yazabiliriz. Burada amacımız, bunun böyle olduğunu ispatlamak. Yani tıpkı kısmi integrasyonda yaptığımız gibi, bu kısmı devamlı açarak, genelleştirmeler yapıp, fonksiyonun bir Taylor polinomuna ve oradan Taylor serisine ulaşmak istiyoruz. Ama bu sefer, farklı bir yöntem uygulayacağız. Bu kısma hx, bu, x eksi a kare kısmına da, gx diyerek, eşitliği bu şekilde yazarız. Burada f ve g fonksiyonlarına, a'nın, sağ ve solundaki yakınsaklık aralığındaki x değerleri için, Cauchy ortalama değer teoremini uygularsak, gördüğünüz şekilde yazabiliriz. Burada, a ve x aralığındaki, herhangi bir t1 değeri için ortalama değer teoremini uyguladığımızda, bu şekilde yazarız. Çünkü biliyoruz ki, bu aralıkta herhangi bir t1 değeri içinde ortalama değer teoremini yazabiliriz. Böylece hx bölü gx'ten, hx'i böyle yazarak, bu eşitlikteki hx değerine ulaşmış oluruz. Yani hx'in yukarıda seçmiş olduğumuz değerinin doğruluğunu ispatlamış oluruz. Bundan sonrasını uzun uzun anlatmayacağım. Aynı şekilde, tüme varım ile, bu ifadeye ulaşırız, burada da yine hx ve gx değerlerini gördüğünüz şekilde alıp, Cauchy ortalama değer teoremini, art arda uygularsak, yine bu işlemler zaman alacağından ve ilk yaptığımız işlemin benzerleri olacağından, bunu burada yapmayacağız. Bu işlemleri yaptığımızda, sonuçta hx'i gördüğünüz gibi yazarız. Burada limit n sonsuza giderken, hnx eşittir sıfıra yakın sayacağından, bu eşitlik fx'in Taylor serisine eşit olur. Sonuçta bir fonksiyonun Taylor serisine 3 farklı yoldan ulaşmış olduk. Son olarak, bir kuvvet serisinin yakınsaklık aralığını nasıl bulacağımızı görelim. Bir kuvvet serisinin yakınsaklık aralığını, oran testi ile kolayca belirleyebiliriz. Yakınsaklığı belirlemek için, gerektiğinde, oran testi yanında, başka ek testler de kullanırız. Ama, oran testi genellikle işi çözer. Oran testinin özü şudur. Bir serinin mutlak değer içinde n artı birinci terimini n'inci terimini oranının, n sonsuza giderkenki limitini alırız. Bu limitin, birden küçük olduğu aralığa, yani bu değerleri sağlayan x değerlerinin olduğu aralığa, o serinin yakınsaklık aralığı deriz. Bunun anlamı yakınsaklık aralığı içinde kalmak şartıyla, serinin yakınsaklık merkezi x sıfıra, sağdan veya soldan yaklaşan tüm x değerleri için, serinin yakınsak olacağıdır. Seri gibi sonsuz toplamlar barındıran bir nesne için, yakınsaklık aralığı önemlidir. Daha önce de bahsettiğim gibi, bu aralık dışında, bizim için anlamlı olan sonlu nesneler, örneğin, fonksiyonlar tanımlayamayız. Burada, toplamları sonlu olan, sonsuz adet terim toplamı kavramını, serinin toplamının sonsuza gitmesi, ile karıştırmadığınızı umuyorum.
Örneğin, yakın saklık aralığı 0 ile 1 arasında olan bir serinin, bu aralıkta sonsuz adet terimi vardır. Ama toplamı sonlu bir değer olabilir. Fakat bunun da garantisi yoktur. Çünkü, yine aynı 0 ile 1 aralığında yakınsak olmayan bir serinin, bu aralıktaki toplamı, sonsuza ıraksayabilir. Örneğin, n eşittir 2'den sonsuza kadar, 1 bölü n serisinin tüm terimleri, 0 ile 1 aralığındadır ama serinin bu aralıktaki toplamı sonsuza ıraksar. Bu örneklerdeki farkı anlamak, yakınsaklık, ıraksaklık ve seri kavramını anlamanın püf noktasıdır. Şimdi bir serinin yakınsaklık aralığını nasıl bulacağımıza bakalım. Örneğin, bu kuvvet serisinin, x 0 eşittir 2 için yakınsaklık aralığını bulalım. Oran testini yazarsak, limit n sonsuza giderken, mutlak değer içinde, n artı birinci terimin, n'inci terime bölümü küçük birden, bu gördüğünüz terimler birbirini götürür ve yukarıda 2 çarpı x eksi 2 kalır. Burada n'li bir terim olmadığından, limiti şu şekilde yazabiliriz. Mutlak değer içinde, 2 çarpı x eksi 2, küçük bir, ifadesinde, mutlak değeri açarsak. Biliyorsunuz, mutlak değeri açınca, bir tarafa bir diğer tarafa eksi 1 yazmalıyız. Bu eşitsizliği sadeleştirdiğimizde, x'i, 3 bölü 2 ve 5 bölü 2 aralığında buluruz. Yakınsaklık yarıçapı, merkeze eşit uzaklık demek olduğundan, iki nokta arasındaki uzaklığın, yani ikisinin farkının yarısı olarak, 1 bölü 2'dir. Merkez ise, x 0 artı r eşittir 5 bölü 2 ve x 0 eksi r eşittir 3 bölü 2'den, x 0 eşittir 2'dir. Bunun anlamı, serimiz, iki merkezinden, 1 bölü 2 sağa ve 1 bölü 2 sola gittiğimiz aralıkta, yakınsaktır. Burada 3 bölü 2 ve 5 bölü 2 değerleri, aralığa dahil de olabilirler. Bunu ancak, ayrıca yapılan bir kontrolle tespit edebiliriz. Şimdilik bizim için önemi olmadığından, bu kontrolü yapmayacağız. Merkezin analitik olarak 2 olduğunu, üslü ifade içindeki 2'den de zaten anlayabilirdik. Sanırım artık, x0'ın neden merkez olduğunu, serinin bu x0 merkezli, r yakınsaklık yarıçapındaki bölgede, neden yakınsak olduğunu ve yakınsak olmanın önemini anlamışsınızdır. Video çok uzayacağından, Taylor serilerinin uygulamalarını, bundan sonraki devam videosunda yapacağız. Videoyu bitirmeden, son bir konuya da değinelim. Bir sürekli fonksiyonu temsil eden kuvvet serileri, fonksiyonların tanımlı oldukları aralıklarda değil, sadece serinin yakınsaklık aralıklarında fonksiyonları temsil edebilirler. Örneğin, 1 bölü 1 eksi x fonksiyonunun seri açılımını, sadece yakınsak olduğu, eksi 1 artı 1 aralığında yapabiliriz. Oysa 1 bölü 1 eksi x fonksiyonu, sadece bu aralık için değil, örneğin, aralıkta olmayan 3 için de tanımlıdır. Ama, seri açılımında yerine koyduğumuzda, eşitliğin sol tarafı, eksi 1 bölü 2 iken, seri tarafı sonsuza ıraksar ve bu durumda, sonsuz eşittir eksi 1 bölü 2 gibi bir durum ortaya çıkar.